Herkese merhaba. Bugün 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sınav ve öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik Ocak ayı örnek soruların çözümünü yapacağız birlikte. 8. sınıf LGS sınavına hazırlıkta bu yayınlanan örnek sorular oldukça faydalı olacaktır sizler için. Şimdi de birlikte Türkçenin soru çözümünü yapacağız arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Bu parçada taramak sözcüğü aşağıdaki anlamlarından hangisini karşılayacak şekilde kullanılmamıştır? Bakalım. Bu sabah erkenden kalktı. Her zamanki gibi elini yüzünü yıkayıp saçlarını taradı. Burada saçlarını taramış. Tamam. Güneş yeni yeni gösteriyordu yüzünü. Pencereyi açıp derin bir nefes aldı. Güneşin doğuşuyla aydınlanan gökyüzünü ve ufku taradı uzun bir süre. Ufku taramış. Sonra bahçenin ayrı kotları ve taşlarla dolu toprağa takıldı gözleri. Dışarı çıkarak kullanacağı malzemeleri hazırladı özenle. Bahçenin bir bölümünü dikkatlice belledi. Toprağı tırmıkla tarayıp taşları ve otları ayırmış. Bakalım. Bir şeyin tellerini birbirinden ayırıp karışıklığını gidermek. Saç telini, yani saçı taramak. Tamam, burada saçını taradı diyor. Kafasından geçirmek, belli belirsiz düşünmek. Ufku taradı diyor. Burada yok ya, yani kafasından geçirmemiş, belli belirsiz düşünmek, bunun anlamı yok. Bir şeyin içindeki gereksiz maddeleri ayıklamak, toprağı tırmıkla tararken, evet bu ayıklama işlemini yapıyordu. Dikkatle bakmak, süzmek, gökyüzünü ve ufku taradı gözleriyle, yani dikkatle baktı, süzdü onları. Kafasından geçirmek ya da belli belirsiz düşünmek anlamında kullanılmamış, cevabı B seçeneği olmalı. İkinci soruma geçtim. 2 numaralı cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci cümlede ifade edilenlerle çelişen bir durumdan söz edilmektir. Bakalım. Amazon ormanları sera etkisi oluşturup dünyayı ısıtan karbondioksit atmosferden emerek havaya oksijen salması ve gezegenimizin soğumasına yardımcı olmasıyla bilinmektedir. 2. Önemli bilimsel dergilerin birinde yayınlanan yeni bir araştırma Amazon ormanlarının bir bölümünün emdiği karbondioksitten fazlasını atmosfere yaydığını gösteriyor. Şimdi burada gezegenimizin soğumasına yardımcı olup karbondioksiti emdiğinden bahsediyor. Burada da bu ormanın daha fazla karbondioksit yaydığı söyleniyor. Yani bu iki durum birbirine çelişiyor arkadaşlar. Birbirine zıttır. İki durum karşıttır, terstir. Bilimsel kanıtlama yok, sebep olduğu yok. Çünkü yani sebep var da birbiriyle bağlantılı değil. Çünkü bu iki cümle zaten çelişiyor. Üçüncü soruma geçtim. Biraz küçülteceğim. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Aşağıdaki tabloda bazı bitkilerden en yüksek verimli alınabilmesi için onların hangi bitkilerden önce veya sonra ekilmesi gerektiği ile ilgili bilgi verilmiştir. Ön bitki, ekim yapılacak bitki, art bitki. Bakalım şıklardan gideceğim burada. Ürünlerinden yüksek verim elde etmek isteyen biri. Lahanadan önce salatalık. Bakayım. Lahanadan önce salatalık var mı? Var. Tamam. Lahanayı topladıktan sonra, yani lahanadan sonra da pırasa. Bakayım. Lahanadan sonra pırasa var mı? Art bitki olarak. Evet var. A doğru. B'ye baktım. Ispanak, kavun, fasulye ekiminden önce patates. Bakıyorum. Ispanaktan önce patates var mı? Var. Kavundan önce patates var mı? Var. Fasulyeden önce patates var mı? Var. Doğru. Bunlar toplandıktan sonra ise soğan ekilmesi verimli olacaktır. Bakalım soğan var mı? Var. Lahanada gerek yok. Fasulyede var mı? Var. Kavunda var mı? Var soğan. Bu da doğru. Domates ekimi yapacak birinin art bitki olarak ıspanağı. Bakalım domates bitkisinden sonra art bitki olarak ıspanak. Doğru. Ön bitki olarak ise bezelyeyi. Bakayım ön tarafa. Bezelyem de var. Tamam, bu da doğru. Biber ekecek biri. Biber. Yüksek verim almak için ön bitki olarak kereviz. Ama hani burada kereviz yazmıyor. Ön bitki olarak kereviz ekmesine gerek yok. Art bitki olarak da bamya ve havuç. Bakın o da yok. Ne burada var ne de burada var. Cevabım denizli olmalı. Geçtim diğer soruma. Bu metne göre söz konusu kampanyanın başarılı olmasının asıl nedeni hangisidir? Bakalım.
1970'li yıllarda bir deterjan markasının ürün müdürü satışları artırmak için yeni bir pazarlama yöntemi geliştirdi. O yıllara kadar uygulanan yöntem bütün deterjan paketlerinin içine hediye olarak bir çay kaşığının konulmasıydı. Ürün müdürünün geliştirdiği yeni yöntemde ise her paket basit, ucuz ama ihtiyacı karşılayan bir hediye konulacak ve bu hediyeler birbirinden farklı olacaktı. Çamaşır mandalı, saç tokası, anahtarlık gibi hediyeler hazırlandı ve kapalı paketlere birer tane konuldu. Paketlerin üzerinde her pakette bir hediye bizde boş yok yazıldı. Bunun üzerine müşteriler paketin içinden çıkacak ürünü öğrenmek istedikleri için deterjana büyük ilgi gösterdi ve satışlar kısa sürede 10 kat arttı. Asıl neden ne? Kampanyanın kısa ve öz bir cümleye duyurulması. Hayır, kampanyanın duyurulması ile ilgili değil bu. Hediyelerin toplumun her kesime hitap etmesi. Hayır, bununla ilgili de değil. Üründen çıkacak hediyenin merak edilmesi. Evet, burada asıl satılma sebebi 10 kat artmasının satışlarının. Bunun sebebi müşterilerin merak etmesi, öğrenmek istemesi. Ne çıkacak acaba diye. Tüm paketlere hediye konulması değil. Çünkü zaten hediye konuyormuş o yıllara kadar. Hediye olarak bir çay kaşığı konuyormuş. Önemli olan burada insanlarda uyandırılan merak duygusu. Müşteriler bunun için alıyormuş. Cevabımız Ceyhan. Evet, oryantering harita yardımıyla yön bulmayı içeren bir spordur. Sporcu yarışma bölgesinin haritasında sembollerle belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışır. Aşağıda oryantering haritasında bulunan bazı semboller verilmiştir. Tamam. Bir oryantering yarışmasının talimatlarına göre yarışmacı orman yolunu takip ederek hendeyi geçecek. Bakın önce orman yolunu bulacaksınız. Bakalım hangisi olabilir? Ya böyle çizgi olmalıymış ya böyle noktalı olmalıymış. Bakalım. Burada zaten orman yolu bakın böyle belirtilmiş. Demek ki C ve D elendi. Kafada biraz küçükleyeyim. Şurada orman yolu bakın bu şekilde gösterilmiş. Orman yoluyla başladık. Tamam orman yolunu takip ettik. Hendek'i geçecek. Hemen Hendek'e bakıyorum. Nerede Hendek? Burada. Tamam, Hendek'i geçti. Şu an iki şıkta doğru gidiyor. C ve D elendi biliyorsun. Çizgi vardı bunun gibi B'de de. Geçtik. Karşılaşacak küçük çukurlara dikkat ederek. Küçük çukur var mı? Küçük çukur. Bakalım. Küçük çukur. Bakın üçgen şeklinde şöyle bir ters üçgen gibi böyle tam yarımda değil. V şeklinde çukurum var. Tamam, doğru gidiyor. Ondan sonra bakın yol ayrımı var ikisi de. Geçide ulaşacaktır. Bakalım geçit var mı? Bakın geçit var. Ne şeklinde? İki tane dış parantez şeklinde. Dolayısıyla cevabım Bursa mı? Yani soruya bakın bir sayfa alıyor. Zor bir soru gibi gelebilir ama gayet basit bir soru. Bu gidişatta zaten bu doğru olduğu için cevabım Bursa olur. Geçtim diğer soruma. Evet, aşağıdaki sorulardan hangisi bu parçalardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez. Bakıyoruz. Karasal tuzlu sulardan lityum elde edilirken önce havuzlarda biriktirilen tuzlu suyun açık havada güneş enerjisiyle kendi kendine buharlaşması beklenir. Daha sonra çökertideki lityum karbonat ayrılır. Ancak tuzlu suyun içinde yüksek oranda magnezyum bulunması ayrıştırma sürecinin verimini düşürür ve maliyetini artırır. Bu nedenle karasal tuzlu sulardan lityum çıkarılması için magnezyum-lityum oranının en çok 1 bölü 6 olması gerekir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde lityum kaynakları bulunuyor ancak bunlar ekonomik değeri olan kaynaklar değil. Örneğin Tuz Gölü'nde 1 litre sudan 325 miligram lityum bulunuyor fakat yüksek oranda magnezyum içermesi nedeniyle Tuz Gölü'nden lityum elde edilmesi hayli güç. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bor madeninin işlendiği fabrikalarda ortaya çıkan sıvı atıklardan geri dönüşüm yöntemiyle lityum elde edilmesi için bir teknik geliştirdi. Eti Maden tarafından geliştirilen lityum karbonat üretim tekniğiyle sıvı atığın yaklaşık %90'ı geri dönüştürülüyor. Bu sayede atık miktarının ciddi bir azalma sağlanıyor. Baktığınız zaman lityum nasıl elde edilir? Burada buharlaştırdılar, çökelti oldu, çıkardılar bir şekilde. Nasıl elde edilir? Bunun bilgisi var. Hangi sıvı atıklardan lityum üretilebilir? Baktığınız zaman lityum dedik, magnezyum dedik, değişik sıvı atıkları dedik,
Karbonat, lityum karbonat üretim tekniğiyle sıvı yaklaşık %90 dönüşülür dedik. Türkiye'de lityum var mıdır? Bakın farklı bölgelerinde lityum kaynakları bulunuyor. Tuz Gölü'nde varmış. Bu da doğru. Fakat hangi alanlarda kullanılır? Biz bu lityumu ne yaparız? Bunun bir bilgisi yok. Dolayısıyla cevabım Adana olur. Evet, stres vücudun her türlü uyarana yanıt verme yoludur. Beyin tehlike altında olduğunu hissettiğinde vücudu harekete geçiren stres hormonu salgılar. Bu hormonun etkisiyle kalp atışları hızlanır, kan basıncı yükselir ve duyular keskinleşir. Böylece odaklanma hızı ve dayanıklılık artar. Savaş ya da kaç tepkisi olarak bilinen bu durum vücudu korumanın yoludur. Ancak stres hormonunun salgılanması olumlu bir durum gibi görünse de bunun süreklilik arz etmesi vücuda zarar verir. Gözümüze güneş geldiği için kaşlarımızı çattığımızda bile beynimizin üzgün olduğumuzu sanarak stres hormonu salgıladığını düşünürsek, stres kontrol etmenin ruh ve beden sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Baktığımız zaman stres dışındaki durumlarda da bu hormon salgılanabiliyormuş. Bakın mesela güneş geldiğinde kaşlarımız çatılıyor, çatıldığı için burada bir stres hormonu varmış. Vücuda faydası ve zararı salgılanma sıklığına göre değişmektedir. Evet. Bakın burada da bir hani belirteç var. Sıklığına göre değişiyormuş. Diğerine baktığımız zaman vücudun tehlikelere karşı kendisini savunması için salgılanır. Stres gerektirmeyen durumlarda salgılanması vücut için faydalıdır. Evet. Vücudun tehlikelere karşı kendisini savunması için salgılanırmış. Bakın burada mesela kan basıncının yükselmesi olsun, kalp atışının hızlanması olsun, olumsuz olsa da bu da nerede kendimizi korumak için? Beyin tehlike altında olduğunu hissettiğinde zaten bunu salgılıyormuş. Kalp atışı hızlanıyormuş. Böylece odaklanma hızı ve dayanıklılık artıyormuş. Bakın kendimizi savunuyoruz. Bunları zaten doğru dedik ama stres gerektirmeyen durumlarda salgılanması vücut için faydalıdır. Hayır. Stres gerektirmeyen durumlarda vücut için salgılanması zararlıdır. Çıkarılamaz dediği için cevabımız Denizli olmalı. Evet. Diğer soruya geçtim. Aşağıda Aralık ayının takvimi ve bir tiyatroda bu ayın bazı günlerinde sahnelenecek oyunlar verilmiştir. Bir sözel mantık sorusu. 8 Aralık'ta Cimri, 11 Aralık'ta Ben Anadolu, 14 Aralık'ta Köşebaşı, 18 Aralık'ta bir daha Cimri. Böyle oyunlar varmış. Bu oyunlara giden Ayşe, Burak, Cengiz, Defne, Erdem ve Ferdi adlı kişilerle ilgili bilinenler şunlardır diyor. Bakalım. Her bir kişi farklı tarihteki bir oyuna gitmiştir. Tamam. Ayşe ve Burak aynı oyuna gitmiştir. Tamam. Defne, Erdem ile aynı hafta, Ferda'dan ise bir önceki hafta tiyatroya gitmiştir. Hangisini kesin olarak biliriz diye sormuş. Bakalım. Şimdi, Ayşe ve Burak aynı oyuna gitmişse, ikisi de ya Cimri'ye gidecek ya köşe başına gidecek, değil mi? Bunu biliyoruz öncelikle. Her bir kişi çünkü farklı bir tarihte oyuna gidiyor. Defne, Erdem ile aynı hafta, Ferda'dan ise bir önceki hafta oyuna gitmiştir. Şimdi burada baktığınız zaman Defne ile Erdem veya Ferda arasında bir hani bileşik küme var. Ayşe ve Burak aynı oyuna gitmiş diyor. Ama ben Ayşe ve Burak Cimri'ye mi gitmiş yoksa köşe başına mı gitmiş bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Dolayısıyla bana kesin olarak bilinir dediği için bir kere içerisinde Ayşe ve Burak olan şıkları bir güzel eliyorum. Bakın. Bu soru aslında bu kadar kolay. Yani Ayşe ve Burak'ı siz kesin olarak bilemezsiniz. Dolayısıyla A, B, C şıkları eleniyor. Cengiz ve Ferda'ya bakacağız. Cengiz ve Ferda. Defne Erdem ile aynı hafta, Ferda'dan ise bir önceki hafta tiyatroya gitmiştir. Buradan deriz ki ya bunlar mesela Ferda birinci haftada da gitmiş. Olan Ferda'dan bir önceki hafta gittiğine göre Ferda ikinci haftada bir yere gidecek. Zaten Defne ile Erdem aynı hafta gitmişse mesela. Biri 11, biri 14 gidebiliyor mu bakalım. 11-14 aynı hafta olmadı. Bunlara gidemezler. 8-11 bunlara gidebilirler. 8 ve 11'li tarihlerini aynı hafta içerisinde olması gerektiği için. 8-11'e gidebilirler. Baktığınız zaman 11-14 gidemezler. 14-18 bir de 14-18'e gidebilirler işte.
Şöyle 14 ve 18, 22, 26 buna böyle gitseler. Baktığınız zaman Defne Erdem ile aynı hafta Ferda'dan ise bir önceki hafta gittiği için burada olasılık düşündüğünüz zaman buraya gitseler buradan bir hafta önce Ferda varmış. Ferda'dan ise bir önceki hafta ya yine kesin bir şekilde bilebiliriz. Dolayısıyla Cengiz ve Ferda cevabım olur. Yani Ayşe ve Defne, Ayşe Burak ya da Defne Burak. Burada birkaç tane daha aslında verilmesi gerekirdi bilgimize. Fakat Cengiz ve Ferda'yı saptayabiliriz. Çünkü Ayşe ve Burak'ı zaten saptayamıyoruz arkadaşlar. Evet, bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım. İnsanlık için vazgeçilmez bir kaynaktır. 22 Mart'ı Dünya Su Günü ilan etmiştir. 2001 yılındaki temas. Bugünün amacı, bugünün amacı. Bize eğer hani şu an içerisinde bulunduğumuz dün değil de bugün anlamında mesela bugün neler yaptık? O anlamda olsaydı eğer evet bugün bitişik yazılırdı. Ama burada bugün yani işaret sıfatı olarak kullanmış, o gün, bugün, şu gün anlamında kullanmış. Bugünün amacı. Bugün derken şu an yaşadığımız günden bahsetmiyor. İşaret sıfatı olarak kullanmış. Dolayısıyla ayrı yazması gerekiyor. Yazım yanlışı var diyeceğiz arkadaşlar. 10. soruma geçtim. Bu açıklamadan hareketle 1, 2, 3, 4 metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde 6 çizili bölüm özne değildir? Özne, yüklemde bildirilen yargıyı gerçekleştiren veya o durumda bulunan ögedir. Yükleme sorulan ne, kim soruları cümlede özneyi buldurulur. Tamam. İnsanoğlu yaklaşık 10 bin yıl önce yerleşik hayata geçmeye başladı. Kim başladı? İnsanoğlu başladı. Özne. Bakın kim sorusuna cevap verdi? Özne. A'yı elediniz. Tarımsal üretim faaliyetleri bunun en önemli sebebiydi. Ne bunun en önemli sebebiydi? Tarımsal üretim faaliyetleri bunun en önemli sebebiydi. Bakın bu da özlemdir. İkiyi de elediniz. İklim koşullarının aşırı değişiklik göstermemesi insanların tarım yapabilmesini kolaylaştırıyordu. Ne insanların tarım yapabilmesini kolaylaştırıyordu? İklim koşullarının aşırı değişiklik göstermemesi. Yani asıl özlem burası. Neyi kolaylaştırıyordu? İnsanların tarım yapabilmesini kolaylaştırıyordu. Burası nesne. Daha güzel yazalım. Nesnemiz olur. Nasıl nesne? Belirtili nesne neyi sorusuna cevap verdiği için şu şekilde yazalım. Yani neyi sorusuna nesnenin cevabı olduğu için üçüncü cümlede altı çizili sözcük grubu maalesef bize özneyi değil nesneyi veriyor. Belirtili nesneyi. Diğer seçeneğimize bakalım. Düzenli tarımsal üretim sayesinde insan nüfusunun yüksek seviyesine ulaştı. Ne ulaştı? İnsan nüfusu ulaştı yine. Özne ne sorusuna cevap verdiği için. Da kimi sorun önce cevap alamayacaksınız. Sonra neyi soracaksınız? Önce kim sorulur? Her zaman. Sonra ne sorusu sorulur? Cevap aldığınız kelime sizin öznenizdir. Dolayısıyla cevabımız dedik ki Ceyhan olmalı. Evet. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.